Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır benim de aklımda olan, aslında sizin de yorumlarda istemiş olduğunuz bir videoyu çekeceğim ve nostalji yapmak istiyorum açıkçası. Ben de böyle keyifle izliyordum bir zamanlar ama artık yok. Çantamda ne var videosu çekmek istiyorum. Şöyle çok büyük değil aslında baktığınızda, hani böyle bir karıştan biraz fazla çantam ama içine ben deli gibi eşya sığdırıyorum. Başlayalım şimdi. Şöyle önce öndeki küçük göze neler sığdırıyorum. Bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir adet ayna. Kaç yüzyıllık ayna bilmiyorum. Bir Tashi diye bir marka vardı. Hatırlayanınız var mı? Onun aynası bu. Annemde buldum ve seviyorum ben bunu. Bir adet ruj. Bugün dudağımda olan ruj. Şimali dışarı çıktık bugün. Onu hatta shorts olarak da yükledim. Pleasure 8 numara. Flormer'in bu ucu süngerli olan rujunu sürdüm bugün. Onu, yani o gün hangisi varsa çantam şeyde, dudağımda, onu çantama atıyorum. Zero Default diye bu Yves Rocher'in bir fondöteni vardı. Bende tester vardı. Hala bu ürün var mı yok mu diye ben mağazaya gittiğimde artık yoktu ve çok güzel bir fondötendi ama belki lazım olur diye öyle önüne atmışım. Çok ıvır zıvır olacaksınız muhtemelen ama çoğumuzun çantası böyle. Bir adet ağrı kesici. Bu aralar havalardan bacaklarım, dizlerim ağrıyor. Aylardan beri ilk defa bir ağrı kesici içtim. Yolda eğer tutarsa diye. Normalde almıyorum yanıma. Şimdi ön göz boşaldı. Şu ikinci göze bakalım. Bir adet böyle restoran, semt restoranı ıslak mendili. Bunları da ben bir arada yerleştireyim de bana da sonra kolaylık olsun. Evet. Bir adet ıslak mendil. Daha bunlardan çıkar mı bilmiyorum. Şöyle bir adet defterim var. Bunluk böyle işte hem aklıma gelenler, işte okuduğum kitaplar, böyle günlük gibi kullandığım. Yanına da bu Zebra Sarasa'nın kahverengi kalemini çok seviyorum. İkisi çantamda bulunuyor. Kulaklığım. Yürürken, işte meydana çıkarken, bir yere giderken tek kulaklık takıyorum dışarıda duymak için. Kulaklığım var. Evin anahtarlığı var. Elbette ki unicornlu. Evet. Bu alana reklam yazan bir şey var. Gene aynı semt hastanesinin ıslak mendili. Bodrum mandalinası. Rebul'un galiba bu. Bilmiyorum. Bu da bir şeyden çıkmıştı. Yine bir ıslak mendil daha. Burada ne var başka? Ha, şöyle içi boş olan bir ilaç kutusu. Günlük eğer içeceğim ilaçlar saatleri dışarıya denk geliyorsa öyle annemden kaptığımın da içine koyup dışarıda içiyorum. Kullandığım, düzenli kullandığım ilaçları. Bunları da yerine koyalım. Esas büyük göz çarşı pazar yeri. Birçoğumuz öyle herhalde. Evet, açıyoruz şöyle büyük yeri. Bunu da ben böyle şey kullanıyorum. Çapraz kullanıyorum. Rahat oluyor. İlk kullanmaya başladığımda içi bayağı hafifti. Dur şunu da alayım, bunu da alayım derken burada yarım şişe su var. Niye yarım şişe? Çantamda çok ağırlık yapmasın diye. Donut taklı. Şunun içinde az kalmış, biraz sonra doldururum ya da belki yeter. Kedi maması taşıyorum yanımda. Kedi maması var. Bir adet fiş var. Muhtemelen gratis'e uğradık şimali, bir şeyler aldık birlikte. Evet. En son yaptığım alışverişin fişi. Bunu şöyle dursun ki neler. Çok komik arkadaşlar, dışarı çıkıyoruz dedim ya. Ben böyle bazen şekerim düşüyor yolda, acıkıyorum diye. Simit almış sabah şimal gelirken. Böyle bir yarım simit çıktı bugünkü çantamdan. Bunu tabii ki çıkartıp öğlen ya da akşam yiyeceğim. Cüzdan bir adet. Böyle koyu gümüş rengi gibi, gördüğünüz renkte aslında. Şöyle de burada kızımla resmimiz var. Burada kartlığı var falan filan. Başka bakıyorum. Bir adet, bak bu kullanılmış ve buraya işte çöpe atmayayım diye. Vivident 45. Yürürken beni rahatlatıyor sakız çiğnemek. Özellikle böyle sanki atak gelecek korkusu geldiği zamanlar. Şu anda o kadar değil ama çantamda bulunsun diye seviyorum da sakız çiğnemeyi açıkçası.
Bir adet Loris'ten sıktırmış olduğum, tabii ki 15 gündür hiçbir şey kalmamış bir adet parfüm kağıdı. Bakıyorum başka ne var. Bir adet kolonya var. Bunun da üzerinde bir parti etiketi vardı. Dağıtmışlardı geçen gün. Kapı dışı mahalle daha doğrusu vermişlerdi. Onu söktüm. Sökemedim de. Çantamda bulunsun bir sterilizasyon aracı olarak. Ne zamandır saçlarımı toplamıyorum ama ola ki istersem diye şöyle bir lastik. Az kaldı ya. Fazla da bir şey yokmuş gene. Normal mendil bir adet. Ve artık bugün taşımaya başladım. Havalar ısınmaya başladı. Güneş gözlüğü. Bu değişiyor tabii. Değişecektir de. Bugünkü kullandığım şuydu. Biraz kullandım bugün. Güneşliydi hava çünkü. Genelde bu şekilde. Yani çok oynamıyor. İşte mamanın miktarı artıyor. Suyun miktarı değişiyor. Ya da işte o gün alışveriş yaptıysam eğer, sen çantama sığıyorsa eğer, çantama onları atıyorum gibi. Ama benim çantamın son dönemlerdeki, bakın mesela su tam sığmıyor. Hali budur. Cep telefonumu ve gözlüğümü genelde işte kabanımın cebine koymayı tercih ediyorum. Elimin altında olsun diye. Bu şekilde. Yani bir nostalji yapmak istedim. Eskiden de çok çekerdik. Ne de çok izlerdik. Keyifle de izlerdik. Size de değişiklik olmuş olsun. Bana da böyle bir video konsepti konusu olsun istedim açıkçası. O yüzden izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cam açık, dışarıdan çocukların sesi geliyor. Bir anda dikkatim dağıldı. Gene hızlı konuşmaya başladım. Çünkü yoruldum. Ve ben anlıyorum ki çok yorgun olduğum ve böyle aktif olduğum zamanlarda konuşmam da hızlanmaya başlıyor. Birazcık sakinlik istiyorum şimdi. Saat kaç oldu? 5 oldu saat. Birazcık böyle akşam yemeğine kadar hafif bir dinlenmece. Sonra muhtemelen akşama yeni bir kitap başlayacağım. Bu da böyle bana konuşmak için ek bir bilgi bahanesi olmuş olsun. Makyajım da umarım akmamıştır. Sabah yaptım, makyaj duruyor hala. Ama aklımdayken bir an önce çekmek istedim. Tamam abla, artık yeter, çok konuştum. Hadi görüşmek üzere başka videolar.